Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım iyisinizdir diye tahmin ediyorum. Bu arada çok video paylaşamıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Zaten biraz kafam allak bullak, karışık zaten. Yani neden olduğunu da biliyorsunuz. Pazar günü bütün herkesi ilgilendiren çok önemli bir olay var. Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir seçim var. Ben de yazılanlara, çizilenlere bakmaktan aklım böyle beynim şeye döndü. Yani böyle muşbulaya döndü öyle söyleyeyim. Acayip bir sidik yarışı var zaten sosyal platformlarda. Onları görmek de bir acayip çıldırtıyor beni. Dedim ki hani biraz kafamı boşaltayım, bir video çekeyim hem indirimlere de bakmıyordum bayağıdır. Steam indirimlerine bayağıdır bakmıyoruz. Önce başka platformlardan videolar zaten paylaşıyorum. Arada sırada yine hala devam ediyoruz onlara da. Dedim ki Steam'deki şeylere bakalım. Fiyatlara bakalım. Far Cry 6 gelmiş. Mesela şu fiyattan gelmiş. Doğru fiyatını değiştirmişler. Ondan bahsederiz şimdi. Ubisoft oyunlarının Steam Key olarak satılıp satılmadığını soran arkadaşlar olmuş. Onu da açıklayalım. Yine güzel indirimler var birkaç tane. Bunun dışında tabii ki hani fiyatlara da hala ben alışamadım. Alıştım alıştım falan diyorum da böyle önceki videolarımda ama gerçekten alışamadım. Yani kalkıp da böyle 500 liraya satılan bir oyunun 400 liraya düştüğü zaman aa çok güzel fiyatmış arkadaşlar alın filan diye tavsiye etmek çok samimi gelmiyor. Niye samimi gelmiyor zaten bir taraftan? Ben kendim alamıyorum o oyunu. Kendim alamadığım oyunu kalkıp da size aa süper fiyat kesin alın filan diye tavsiye etmek çok yapmacık ve samimiyetten uzak olacağı için öyle şeyler zaten videolarıma çok koymuyorum ben. Yani büyük fiyatları, yükselmiş fiyatları gerçekten çok eder oyunlar değilse çok da videolarıma koymayı düşünmüyorum. Bundan sonra, işte bundan önce de böyle yaptım. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Evet bakalım neler varmış. Şimdi Far Cry dediğim gibi yanlış bir fiyatlandırmadan geldi. Dün eklendi Steam kütüphanesine. Dünkü fiyatta işte Game of the Year Edition 161 TL idi. 161.70'ti. 174 standart versiyondan daha düşük bir fiyata satıldı bir süre için. Ondan sonra da dün zaten akşam saatlerinde düzeltmişler herhalde. Gördüğünüz gibi Game of the Year versiyonu 419.70 TL'ye normal fiyatına döndürülmüş. Zaten Ubisoft üzerinde satılan fiyatı da bu. Şimdi birkaç şey söyleyelim bununla alakalı. Şimdi 174 TL Steam'deki fiyat Ubisoft'taki fiyatla aynı. Yalnız Ubisoft'ta da bir indirim var. Onunla da ilgili bir video yarın gelecek. Orada da sepette ekstra 45 TL indirim var. Yani illa Steam'den almak isteyen arkadaşlar var. Tamam onlara hiçbir şey demiyorum. Bu tercih meselesi tamamen. Tercih edebilirsiniz ama daha ucuzu var Ubisoft üzerinde. Bir de şeyi düşünen arkadaşlar da oluyor. Ya ben Steam üzerinden oynamak istiyorum. Ubisoft'la alakam olmasın sevmiyorum Ubisoft falan Ubisoft Connect'i diyen arkadaşlar için kötü bir haberim var. Steam'den de alsanız oyunu başka bir yerden de alsanız Ubisoft Connect'i kullanmak zorundasınız. Öyle bir seçenek yok yani. Ubisoft Connect'i kullanacaksınız onu kuracaksınız. Ubisoft da kuruyor, kuruyor zaten şeyi. Sadece sizin bağlantınız Steam üzerinden oluyor. Yapacak bir şey yok. ona, ona yapacak bir şey yok. Bir de şey soranlar da oldu. Mesela geçen Game millet videosunda birkaç tane böyle yorum yapılmış. Onu da açıklamasını yapayım. Şey sormuş arkadaşlar. Bunun Steam Key olanı yok mu? Şimdi Steam hariç haricindeki başka sitelerde satılan Ubisoft oyunları Steam Key olarak satılmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir seçenek yok zaten. Yani dünya üzerinde öyle bir seçenek yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Steam kütüphanemde olsun diyorsanız Steam'den başka şansınız yok. Daha iyi fiyatlar çıkıyor çünkü biliyorsunuz. Hatta neydi? 140 TL'ye falan satıldı bu şey. 161 TL burada falan gözüktü ama şu Game of Thrones Edition geçenlerde Game Billet'ten evet 143 TL'ye satılmış. Burada da gözüküyor zaten. Daha geçenlerde. Yani siz hem ucuz fiyata alayım hem Steam üzerinden olsun falan öyle bir seçenek maalesef ki yok. Yani Game Billet üzerinden, Void üzerinden ya da herhangi bir case sitesinden Ubisoft oyunlarını aldığınız zaman Ubisoft'un o case siteleriyle anlaşmasından dolayı oyunlarınız direkt Ubisoft'a gönderilir. Zaten Steam'den de alsanız yine Ubisoft'u kullanacaksınız. Onun kaçarı yok. Ubisoft Connect'i sevmiyorum bilmem ne falan diyen arkadaşlar var ki niye sevmediklerini ben de bilmiyorum. Çünkü yani kötü bir launcher değil bence Ubisoft Connect. Ayrıca başarımları da çok ayrıntılı. Hatta kaç kişi öldürdüğünüzü plan bile gösteriyor oyunda. O derece ayrıntılı böyle. Yani çok ince ayrıntısına kadar statlarınızı verebiliyor, gösterebiliyor. O özelliğini ben çok seviyorum. Assassin's Creed'de kaç bin kişi öldürdüğümü görebiliyorum mesela. Güzel bir özellik. Kaç bin kişinin içinden geçmişim filan. Ki binlere falan çıkıyor. Güzel bir özellik. Dediğim gibi Ubisoft oyunlarında illa Steam'ci değilseniz eğer şu an Ubisoft'ta da indirim var ve sepette 45 TL indirim var. Onunla ilgili kısa bir videoda yapacağım. Zaten yarın yarına hazır olur. Ya bu videoda bu gece yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Şu an 9'a 20 var. Şey 10'a 20 var. Bakalım. Onu da yetiştirmeye çalışırız. Onun dışında Ubisoft oyunları böyle. Hem bilgilendirmesini yapmış oldum fiyatlarda böyle arkadaşlar. Şu anki 174.75 olan fiyat Steam'deki Ubisoft'taki fiyatla aynı. Onu da söylemiş olalım. Bunun dışında Anno 1800'de de şey var. İndirim var yine aynı şekilde. Hatta 230 TL gözüküyor Humble Store'da 174 TL'ye satılıyormuş Uplay olarak. Bakın yine Steam olarak değil. Gördüğünüz gibi yanında Uplay yazıyor. Büyük ihtimalle Uplay sitesinde de böyle olması lazım. Niye böyle 230 TL? Bunu anlamadım. Bak tabii karşılaştırmak lazım ama yine 45 TL'yi düşündüğünüz zaman diğer tarafta 45 TL'lik bir indirim indiriminiz var. Sepette indirim alabiliyorsunuz. Ayrıca sepette bir oyunu da hediye veriyor. Lake isimli bir oyun var. Güzel böyle dinlendirici bir oyundur. O oyunu da ücretsiz alabiliyorsunuz. Herhangi bir oyun satın almanızdan sonra oyunu da ücretsiz alabiliyorsunuz. Onu da dediğim gibi videoda göstereceğim zaten. Evet bunların dışında Kingdom Reborn isimli bir strateji oyunu var. Strateji şehir kurma, üs inşa etme, koloni simülasyonlarının yanında ekonomik yönetim yapmak isteyen. Daha doğrusu hani üs inşa etmenin yanında şehir yönetiminin böyle işte krallık yönetiminin içinde Olan, ekonomik yönetim şekillerini de beğenen arkadaşlarımız için o mekanikleri isteyen arkadaşlarımız için tam bir böyle şehir yönetimi tam bir böyle krallık yönetimi şeklinde olan oyunları isteyen arkadaşlarımız için Kingdom Reborn'u önerebilirim. Gerçekten güzel de bir fiyata satılıyor. %20 indirimle 25-60'a düşmüş dostlar. Türkçe seçeneği de var. Yanlış hatırlamıyorum şimdi bakayım dedim. Arayüz olarak tabii ki Türkçe seçeneği de var. Oyunda hem anlayarak bayağı güzel bir şekilde insanın kendi dilinde oyunu anlayarak oynaması gibi güzel bir şey yok zaten biliyorsunuz. Bu şekilde Kingdom Rebirth'ı da tavsiye edebilirim. Şimdi çok yüksek fiyatları söylemiyorum falan dedim ama işte yani Other Worlds yükselen fiyatlardan birisi. Annapurna'dan iki tane oyun koydum. Other Wilds oyunu Other Worlds mi dedim demin? Yanlış söyledim herhalde. Other Wilds oyunu. Bunlar çok karışıyor. Şu an %40 indirimle 111 TL'ye satılıyor. Eski fiyatları herhalde buradaki Etail gözüküyor ama yani bu fiyatları falan düşüyordu eskiden. Şimdi zamlanmış fiyatıyla. Other Worlds yine de hani eden bir oyun, oyun olmasa zaten tavsiye etmem burada. Yüksek fiyatları diyorum ya böyle yükselmiş fiyatları kabullenememiş zaten. Çok da öyle tavsiyede bulunmuyorum. Odleweiss tam bir keşif oyunu. Ee, bulunduğumuz gezegenden bir mekikle ayrılıyoruz ve hem gezegenimizde hem de galaksisinde izleri olan atalarımızın, daha doğrusu yani bizim dünyamızı da oluşturan ataların izlerini bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu bir gizem araştırma oyunda diyebiliriz Odleweiss için. Aynı şekilde Türkçe seçeneği de var oyunda. Türkçe seçeneğiyle beraber oyunu anlayarak çok güzel bir şekilde oynamak da yine mümkün. Yani dediğim gibi fiyat yükselmiş. 111 TL'lik bir fiyatı var. Belki ilerleyen süre süreçlerde daha iyi fiyatları bulabileceğimiz şeyler çıkar mı bilemiyorum. Onun için zaman gösterir bunu. Onlara bakarız dostlar. Aynı şekilde White, Water Remains of Edith Finch. Çok beğendiğim, çok sevdiğim, sürekli her zaman tavsiye ettiğim bir oyundur. Yine fiyatı yükselmiş olmasına rağmen bence eder bir fiyat. 37,5 TL'ye satılıyor şu an. Yani iyi bir fiyat. 2019'da Epic'ten ücretsiz verilmişti. Epic tarafından da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle oynamanızı tavsiye edeceğim bir oyun. Çünkü çok güzel bir hikaye anlatımı var. Çok güzel bir hikayesi var. Ondan önce yani çok güzel bir var. çok güzel bir hikaye anlatımı var. Bir e, lanet mi diye desem ne desem işte bir aile fertlerinin başına gelen kötü olayları anlatıyor. Ailenin son kalan Ferdi, Edith Finch, yaşadıkları kasabaya dönüyor. Yaşadıkları malikanede bütün aile fertlerinin işte başına gelen olayları oyun içerisinde hem oynayarak hem de bir taraftan öğreniyoruz. E, bir, bir taraftan da duygusal bir oyun aslında. Yani böyle çok aile fertlerinin başlarına gelen kötü olayları da görüyoruz bir taraftan ama dediğim gibi hikayelerin hepsinin kendine has böyle bir anlatım tarzı var. Her bölümün her aile fertinin kendine hat böyle başlarına gelen şeyleri bir anlatım şekli var. O çok güzel olmuş gerçekten. Tavsiye ediyorum dostlar. Yine bir Kingdom geldi. Kingdom and Castle oyunu. Bu biraz daha önceki oyuna göre daha renkli bir oyun. Daha böyle pastel renklerin hakim olduğu bir oyun. Yine güzel bir oyun. Yine olayımız şehir kurma koloni simülasyonu strateji tarzında orta çağda geçen. Yine ekonomik özelliklerin de bu oyunda çok da yer aldığı bir oyun ama demin Kingdom Reborn oyunu biraz daha ekonominin çok ön planda olduğu bir oyundu. Bu oyun biraz daha böyle şehir yönü yönetimine tarzında daha uygun bir oyun. Daha da güzel bir fiyata satılıyor. %40 indirimle 15 TL'ye satılıyor dostlar. Bu arada Call of Duty oyunlarının hepsinde yine indirim var. Activision indirimleri şu an bakabilirsiniz dostlar. Call of Duty oyunlarından almak istedikleriniz varsa yani Steam üzerinde satılan bütün yeni oyunlar hariç tabii ki. Oyunlarda şu an indirim var. Eski oyunların hepsinde yani. Eski Call of Duty oyunların hepsinde indirimler var. E hatta en pahalısı sanırım bu paket. Çünkü şuradaki pakette de gördüğüm üzere 82 TL'ye satılıyor. Yani 100 TL'yi geçen oyun yok. Eski oyun için söylüyorum yine üstünde durayım bunu. Yeni oyunlar için değil. Modern Warfare Remastered öncesinde çıkan bütün o oyunları Black Ops, Modern Warfare 2, 3 filan onlar da 3 değil ya 2. Infinite Warfare, Advanced Warfare, Black Ops serisinin hepsi güzel fiyatlara satılıyor. Almak isterseniz Call of Duty oyunlarında da böyle bir indirim var. Yine fiyatı yükselenlerden Middle-Earth Gölge paketi olarak %90 indirim almış olmasına rağmen 92 inmiş. Şimdi bunun çok uygun fiyatlara satıldığı zamanlar da oldu. Bazı platformlardan ücretsiz de verildi. Warner Bros'un iyi oyunlarından, iyi oyun serilerinden birisi bence. Middle Earth serisi. Birincisi de ikincisi de çok güzeldir. Hatta içerisinde Nemesis mekaniklerinde bir işte ya düşmanlarla karşılaştığımızda bir Nemesis olayı var. Nemesis mekanikleri var. Ya bu Nemesis olayını çok güzel işlemişler. Ya bunu yapan oyunlar tabii ki var ama Middle Earth serisinde bunu bayağı güzel bir şekilde işlemişler ve bu oyunun da bu şekilde çok kolay olmamasını sağlıyor. Bazen hatta saç baş yoldurucu olmasını sağlayan bir mekaniği var. Dediğim gibi fiyat %90 indirime rağmen 92.90 çok mükemmel bir fiyat değil ama kötü de bir fiyat değil. Gölge paketini aldığınız zaman Shadow of War ve Shadow of Mordor'un hepsinin içerisinde bütün külliyatıyla alıyorsunuz. Bütün DLC'lerin içerisinde olduğu bir paket olarak alıyorsunuz. Onun için hani fena bir fiyat değil diyebiliriz en fazla. Sleeping Dogs var. Yine fiyatı yükselmeyen iyi oyunlardan. Eski bir oyun. Evet onu kabul ediyorum. Definitive Edition olarak satıldığı için de bütün DLC'ler yine içerisinde geliyor. Bütün ek paketler artık içerisinde ne varsa ekstra olarak içerisinde geliyor dostlar 13 35'lik bir fiyatı var 9 8.90'lık bir fiyatları da varmış eskiden ama yani bunun çok böyle üstüne fiyat değişimi yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum ama çok da büyük bir fark yok aslında baktığım zaman. 13.35'e dediğim gibi hem ana oyunu hem de bütün dereceleri alıyorsunuz. Hatta tamamlayıcı bir şekilde oynarsanız 40 saatten fazla bir oyun oynanış süresi de sunuyor sizlere. Hong Kong'daki çetelerin içine sızan bir polis memurunu canlandırıyoruz. Gizli görevimiz var. Hem çetelerin görevlerini yapıyoruz hem polis görevlerini yapıyoruz hem de bir açık dünya olduğu için oyun açık dünyadaki yan görevleri falan da yapabiliyorsunuz. İşte bunların hepsini topladığımızda oyun bize 40 saati geçen bir oyunun süresi sunuyor. Pathfinder Wrath of the Writers oyunu Enhanced Edition olarak satışta. Yine ekstra tabii içeriklerin içinde olduğu bu Enhanced Edition. Grafiksel değişimlerin içinde olduğu bir oyun. Baldur's Gate tarzında bir iyi bir oyun arıyorsanız yani onun kalitesine yaklaşık kesinlikle onun kalitesinde. Ben Baldur's Gate'in üzerine tanımıyorum bu tarzda tabii ki üstünde. Onun için hani ona yaklaşık iyi bir oyun arıyorsanız o tarzda bir iyi bir oyun arıyorsanız ve iyi bir fiyatlar arıyorsanız ben Pathfinder'ı tavsiye tavsiye 54.90'a satılıyor. İlk oyunda indirimde olsaydı onu da tavsiye ederdim. Şu an 32 TL normal fiyat ama 8 TL'lere falan düşüyor galiba indirimde. Onu da takip edersiniz ama bir ara bir yerlerde ücretsiz verilmişti. Epic vermişti herhalde. Onu bir ona, ona da bakarsınız. Dead Island oyunlarında indirim var. Bunlar artık sakız fiyatına satılan oyunlar. Yükselmiyor da fiyatları. Umarım da yükselmez. Ee, Dead Island Definitive Edition, Dead Island Reptide Definitive Edition olarak. ikisi ayrı ayrı. ya daha doğrusu devam oyunu olarak. Bu ilk oyunu Reptide ikinci oyunu. Dead Island oyunlarını alabilirsiniz. Dostlar 4 65. Reptite oyunu da yine yani devam oyunu da 465'e satılıyor. Definitive Edition yine tabii ki ekstra içeriklerin içinde olduğu bir paket anlamına geliyor Dead Island için. Hala oynayan var mıdır onu bilmiyorum. Çünkü oynayan varsa eğer mesela zorlandığınız bir yerde davet şeyini mekaniğini açtığınız zaman o an size sizin oyununuza katılmak isteyen herhangi yabancı bir kişi oyununuza katılıp size zombilere karşı hayatta kalmanız için yardımcı olabiliyor mesela. Aynı şekilde arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Böyle bir olayı var Dead Island serisinin. Evet birçok larına göre Resident Evil vibe'ı aldıkları, söyledikleri, çok benzettikleri Daymare oyunu var. Daymare'da çok güzel fiyata satıyor. 10 TL satıyor %80 indirimle. Dostlar bu neymiş? Ben başka bir oyunla beraber almışım 7.5'a düşmüş. Ha War Mongers mı? Ne bakayım ya. Merak ettim. <laughs> 7 uçağı varsa ben de 7 uçağı alayım onu. Var Mongers oyunu varsa benim gibi sizde de bunu 7 uçağı da alabiliyormuşuz. Güzel fırsat. Böyle koleksiyonunuzu tamamlayın paketle seviyorum artık gerçekten. Yani oyunun normal fiyatından daha iyi oluyor. Ama bazen <laughs> çok geri zekalı bir şekilde böyle koleksiyon paketleri oyunun fiyatına daha yüksekte çıkabiliyor. Öyle hesaplama hataları olabiliyor Steam'de. Yani Daymare oyunu korku gerilim tarzında gerilim aksiyon tarzında Resident Evil'a çok benzetiliyor dediğim gibi vibe, yani Resident Evil vibe'ı alınan bir oyun tabii ki onun kadar kaliteli olması beklenemez çünkü bağımsız bir stüdyo sonuç olarak ama o açıdan bayağı güzel yorumlar almış bir oyundu ben deneme şansım olmadı GOG'dan almıştım sanırım oyunu GOG'dan ücretsiz verilmişti değil mi? Ha, varsa niye alayım zaten yani şimdi aklıma geldi oradan deneme şansım olmadı ama bakılabilir platform sevenlere gelsin benim gibi çok seven biriyim platform oyunları gerçekten Gaz Gore and Kanalı 2 oyunu da yine güzel bir fiyatta fiyatı yüksek yükselmemiş oyunlardan. yüzde %50 indirimle 11 TL satılıyor arkadaşlar. İlk oyunu da indirimdeyse ilk oyuna da bakın. Bakmanızı tavsiye ederim. Platform türünde çok çok güzel, çok eğlenceli, absürt hatta böyle komedi unsurlarının çok çok ön planda olduğu gerçekten güzel bir oyun. Guns Core and 1 ve 2 ikisini de tavsiye ederim. Bridge Constructor Portal. Şimdi Bridge Constructor oyununu bilirsiniz. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Köprüler kuruyoruz buradaki gibi böyle. Burada da Portal'la birleştirilmiş bir oyun bu sefer. Buradan şeyler geliyor, araçlar geliyor. Bunlar köprüler bir dişe ulaştırmanız gerekiyor ama bu sefer işte portal özelliklerini kullandığı için portaldaki gibi kapılar oluşturup oluşturulmuş kapılardan geçişler yaparak finish'e ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Her bölümünde farklı bir bulmaca size sunuluyor işte farklı farklı asit şeylerin sularını filan oldu böyle. Bir onları düşürmemeniz gereken neydi bu Galactus muydu Galactus muydu neydi o şey? şeyin ismi o da bize şeyde bulunuyor bazen içerisinde oyun içerisinde. bazen yardım ediyor bazen bizde dalga geçiyor. Yine absurd özelliklerinde çok olduğu bir oyun. Çok da güzel bir fiyat satılıyor. Çıtır çerez bir fiyat. 2.22'ye Portal Const şey Breakage Constructor Portal oyununu alabilirsiniz. Team 17'nin de bayağı bir oyunu satışta şu an. Onlardan birisi Survivalist oyunu. Survivalist'te maymun karakterlerinde karakterlerimiz var. hayatta kalma tarzında. Hayatta kalma oyunları, sandbox oyunları sevenler varsa eğer işte crafting falan yaptığımız zanaat dediği crafting oluyor. Ben crafting diye söyleyeyim daha çok seviyorum. Zanaat nedense böyle başka şeyler çağrıştırıyor bana. Survivalist oyunu güzel bir oyun. Ücretsiz demosu var ama yükselen, fiyatı yükselen oyunlardan birisi. Şu an 49.75'e satılıyor ama ben eder bir oyun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kaliteli bir oyun. Güzel bir oyundur. Son iki oyunumuzdan The Last Hero of Nostalgia. Oyunun da incelemesini de çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz dostlar. Soulslike sevenler için farklı bir alternatif olacaktır. Ucuz yollu Soulslike oyunlarından daha doğrusu yani Soulslike oyunlarını hoşlanıyorsanız ucuz yollu bir Soulslike oyun arıyorsanız The Last Year of Nostalgia'yı tavsiye edebilirim. Karakterimiz şöyle çubuklardan çubuklardan oluşan bir karakter. Burada hatta burada şeyi çok güzeldi ya. Burada isminizi yazıyorsunuz. Özelliklerinizi yükseltiyorsunuz değiştiriyorsunuz. Bu çubuk halinde hiç değişmiyor. Böyle Öyle güzel bir muhabbet yapmışlar. Zırh falan giyebiliyorsunuz üstünüze. Tam bir RPG ve Soulslike oyunu diyebilirim. Yani ben Soulslike oyunu çok sevmememe rağmen yine de nostalji oyunu fena değil diyebilirim. Kendi açımdan söylüyorum ama. Hani Soulslike sevenleri tatmin edecek bir oyun. Çok fazla grafik grafik çok fazla özellik beklemeyin tabii oyundan ama fiyatı da zaten uygun bir fiyat. %20 indirimle 32 TL'ye satılıyormuş. Farklı bir tarz arıyorsanız nostalji oyunu tavsiye edebilirim. Son olarak da bir klasikle bitireyim istedim. Time Shift beğendiğim oyunlardan henüz ben alma şansım olmadı ama yıllar önce oynamıştım. Bitirmiştim zaten. Onun için böyle bekletiyorum. Bir tarafta fiyatı da değişmedi. Belki bu ay bu hafta alırım ben de. Böyle arada işte kart satışı falan yapıp ben de bu aralar çok oyun aldım. Resident Evil'ı 50 TL biriktirdim aldım. işte şeyi Marvel garden Gal Galaxy 60 TL biriktirdim bir şekilde. Böyle kartlardan abur zıvır şeyler satmakla satmaktan öyle yüz işte böyle oyun alabiliyorum. Ben de böyle oyun alabiliyorum gerçekten. Yani yarısını falan biriktirip kartlarla falan oyun alabiliyorum. Yoksa ben de oyun alamayacağım yani. Bakmayın yayıncılar iyi para kazanıyor olabilir ama ben kazanamıyorum maalesef. öyle bir şey var. Oyun almaya bile böyle acayip abuk subuk yöntemler. Keşke böyle şeylerle uğraşmasak. Keşke bütün oyunlar uygun fiyatlı olsa. Hepimiz güzel oyunları güzel fiyatlar alabilsek. Evet, Time Shift oyununda da çok kısa bahsedip bitirelim. Time Shift oyununda bir zaman manipülasyonu Olayımız var. Zamanı kontrol edebiliyoruz. Zamanı durdurabiliyoruz, geri alabiliyoruz, ileri sarabiliyoruz, yavaşlatabiliyoruz. E, bu özelliklerimizi çatışma anında kullanmamız gerekiyor zaten. Yani kullanmazsak içimizden geçiyorlar. Öyle bir zorlayıcı olayı da var bir FPS oyunu olmasına rağmen bayağı bir işte o zaman olaylarını kullanmazsanız içinizden geçebiliyorlar o açıdan. Güzel bir oyundur. Eski bir oyun, bir klasiktir. Ben hala grafiklerin çok kötü olmadığını düşünüyorum zamanına göre bu zamana kadar gelmiş olmasına rağmen. Arada çünkü 15 senelik bir fark var. Buna rağmen iyi bir oyun, iyi bir hikaye iyi bir oynanış ve özellikle de yani vuruş hissiyatı ve silah mekanikleri açısından da çok iyi olduğunu düşündüğüm bir oyun. Time Shift tavsiye ederim dostlar. 19.50'ye %50 indirimle satılıyor şu an. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar bir video olmuştur dostlar. Buraya kadar seyreden tüm dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki videoyu beğeniyor, yorum yapıyor, paylaşıyor ve abone oluyoruz. Destekleriniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.